günden herkese günaydın efendim. Hepiniz Nava ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz. Harika bir gün diliyoruz. Biz güne harika başlıyoruz çünkü göz sağlığımızı konuşacağız. Dünyaya açılan penceremiz diyebiliriz herhalde hocam. Göz hastalıkları uzman operatör Doktor Sinan Göker hocamız bizlerle beraber. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Neden bu kadar çok alkış Süper. Geldi bugün? Alkış kıyamet hocam. Çünkü bugün hocamız her zamankinden daha farklı olacak bir şekilde bize göz sağlığımız için, göz tembelliği için çok güzel egzersizler göstererek başlayacağız. Başlamadan önce mutfağımızda da bir diyetisyeni ağırlıyoruz. Andaş Yeşilyurt bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? İyi. Her şey yolunda. Harika. Neler yapıyoruz bugün? Bugün yağ yakımına yardımcı bir detoks suyu yapıyoruz. Evet. Yaz yaklaşıyor malum. Artık biraz formumuza dikkat etmemiz lazım. Aynı zamanda güne zinde başlamak için şahane bir kahveli smoothie'miz olacak. Kahveli smoothie de hazırlıyoruz. Vallahi çok güzel. Peki az sonra birlikte olacağız sevgili Andaş. Ama ondan önce göz tembelliğini birazcık konuşalım. Göz tembelliği günümüzde daha mı sık görülmeye başladı? Ve göz tembelliğini tetikleyen faktörler neler? Biz nelere dikkat edelim? Evet. Şimdi dikkat edilecek bir şey yok. Bunu fark etmek için dikkat edilecek bir şey var. Zamanımızda daha bir artmadı. Her zaman aynı şekilde. Asıl sebebi göz tembelliğinin doğuştan olan hipermetrop numara. Yani hipermetrop numara doğuştan olan bir durum. Ve özellikle de bir gözde daha fazla olursa ve bebek de doğar doğmaz tabii fark edilip de gözlük kullanmadığı için tabii. Belli bir yaşa kadar beyne bulanık gide gide bir tembellik oluyor beynin o bölgesinde. Mesela solla ilgili tarafı sağ tarafta, sağla ilgili gözde solda oluyor. Genellikle bir göz yüksek numara olduğu için o gözde daha fazla oluyor. Yani genellikle tembellik bir gözde oluyor. İki gözde nadiren oluyor. Onun için anlaşılması, fark edilmesi zor oluyor. Çünkü çocuk, bebek doğduğundan beri kendini hayatı öyle, normali o gibi öyle oluyor. Gördüğü için o normal zannediyor bu onu. Bu şey göz kontrollerini gerçekten siz mesela bunları yakalayabilmek adına çok erken yaşlarda yapılmasını evet, doğru evet, buluyorsunuz. Kesinlikle mesela, en azından bir yani. Belki de. 2 yaşında falan artık yani 1 yaşında artık pek tarif edemez ama 2 yaşında artık o kuşları muşları söylüyor çocuklar. Söyleyebiliyor. Anlaşılabiliyor. Ve zaten tembellik tedavisinde de çok erken yaşta başlaması oluyor. Belli bir yaştan sonra artık beyin oluşmuş oluyor orada hücreler. Ve bir daha geri dönüşü çok zor oluyor. Yani oluyor ama. Evet oluyor. Şimdi bu yapacağımız egzersizlerle de bunlar birkaç puan değil mi geriletilebiliyor? Evet. Yani şöyle yeni bir teknoloji var aslında. O teknolojiyle 30 puan kadar arttırabiliyoruz. Çok iyi. Ve de kalıcı. Çünkü başka evet. Bütün eski yapılan işte göz kapama falan şeyleri var. Onlar da biraz artıyor sonra hop geri geliyordu. Şimdi bu kalıcı bir şey. Onun da prensibi bu göstereceğim şeye dayanıyor. Gösterelim hocam oradan isterseniz. Hem oradan gösteriyor olalım hem de egzersizlerimizi de yaparız. Şimdi burada bunun fotoğrafını izleyenler bütün ekranı yani kaplayacak şekilde çekebilirlerse sonra... Ha, bütün ekranı kaplayacak şekilde bunu çekiyoruz. Çeksin. Sonra tamam. Buna bakarak bu egzersiz yapılıyor. Dokunduğum devriliyor ya. Bugün nasıl bir enerjideyim ben bugün? Tamam. Okey. Çok sağlanmış. Şimdi buna bakarak yani ekrandaki bu çektikleri telefon ekranındaki bu şeye bakarak, şekle bakarak... Evet. Bunu şöyle uzakta tutuyoruz. Tamam. Bir işaret parmağımızı da böyle tutuyoruz. Ve asıl işaret parmağımıza bakarak arkadan, arka planda bunlar gözükecek. Ama şimdi dikkatimiz işaret parmağında olacak. Böyle yaparsan ben tutuyorum olacağım. Mesela. Ben siz okay. Tutunuz tamam. Şimdi sen işaret parmağını şu mesafede tut. Orta mesafede. Hocam bir tık daha şöyle tutuyorsun. Çevirebilir misiniz? Şöyle kameraya okay. Doğru. Evet tamam. Şimdi dikkatin parmağında olacak. Tamam. Ve arka planda bunları göreceğiz. Evet gördüm. Ama gördün mü? Evet. Şimdi onlar böyle birbirine yaklaşıp bir tane olacak bir süre sonra. Girdi birbirine oldu şu mu? An. Tam bir tane hayır, oldu mu? Hayır tam bir tane olmadı. Çünkü gözüm sürekli oraya kayıyor. Kayıyor yok dikkatimi buraya verdikçe onlar yaklaşacak. Şimdi bir dakika. geliyor ama geliyor, tam hayır, girmiyor. Tam yapışmadı o zaman birbirine. Biraz... Neyim var hocam? Bir şeyin yok ama. Bu biri şimdi... olmadı bende. Yani olmadı böyle evet. Böyle oluyor. Sen de çünkü gizli hipermetrop olduğu için. Zaten ben gözler gibi. Ondan dolayı mı olmadı? Evet şimdi bu. Şöyle tutayım çekmek bunu isterseniz. Bunu eğer
bu bakarken tek olduğu zaman sanki böyle üç boyutlu bir görüntü oluşuyor. Tabii. Sanki böyle bir kovanın dibine bakıyormuş gibi bir şey. Bir anda üç boyutlu görmeye başlıyorsunuz. Evet. Ve iki tane gidiyor, bir tane oluyor. Ve bu bir göze bir egzersiz mi yaptırıyor? Şu demek, bu beyin bu sağdan gelen görüntüyle, sağ gözden gören görüntü, sol gözden gelen görüntüyü beyinde çakıştırıyor üst üste. Ve o şekilde bir üç boyutluluk oluşuyor. Evet. Yani tek gözle baktığımızda üç boyutluk yok. İki boyutlu. Yani böyle derinlik hissi yok. Yani. Evet. Ancak ikinci iki gözle, iki açıdan böyle bakınca beyin onu birleştirip üç boyutlu yapıyor. Şimdi bu, buna füzyon deniyor bu mekanizmaya. Beyin bu üç boyutlu hale getirme mekanizması. İşte bu füzyon egzersizi bu. Herkes de işte bu o kadar iyi değil bu mekanizma. Dolayısıyla tam iyi olmayan biri de üç, benim. Üç boyutlu galiba, görme şeysi çok iyi olmuyor. Olmuyor. Tedavi da, yöntemleri arasında başka neler oluyor hocam? Bunu bu egzersizler şimdi haricinde. Şimdi bunu bir kere yaptıktan sonra bu çeşitli böyle dergilerde falan eskiden şaşı bak şaşır diye böyle bir doğru. Böyle değişik şeyler olurdu mesela. Şöyle orada, iyi baktıktan sonra içinden böyle bir şeyler çıkardı falan. Onlara da işte bu şekilde bakıldığında o birden üç boyutluk oluşuyor. İçinde görmediğiniz başka şeyleri görmeye başlıyorsunuz. Okay. Şimdi onları bulunabilir. Belki internette de vardır şimdi vardır mutlaka. Biz onların kıymetini bilemedik zamanında. Onlar daha eğlenceli hani içinden o çocuklar falan. Değişik şekiller çıkıyor. Ama asıl prensip bu yani. Yapılması yapılan bu. Bu zaten öbür tedavilerde de yani şu anda yeni teknolojideki bir tedavi. Bu sanal gerçeklik gözlükleriyle yapılıyor. Evet. Orada dizayn edilmiş özel oyunlar var. O oyunlar da sağ göze başka bir görüntü, sol göze başka bir görüntü veriliyor. Ve beyin onları çakıştırıyor. Ve üç boyutluk ortaya çıkıyor. Yani üç boyutlu görmeyi jimnastik yaptırılıyor kişiye. Yani normal oyunlardan farklı. Onları her gün 45 dakika bir süre tabii bu. Yani beyni çalıştırmak o kadar kolay zaman bir şey değil. Zaman harcamak gerekiyor. Zaman çaba vermek gerekiyor. Spor gibi. Aynen. Göz egzersizi. Ve de 4-5 ay sürüyor yani. Yani uzun da sürüyor. Çünkü, ama kalıcı dediniz. Ama kalıcı olarak ve eskiden çünkü yoktu. İnanılmıyordu. Eskiden beyin işte 7 yaşına kadar, 10 yaşına kadar neyse ne. Sonra bir daha bir hiçbir şekilde beyin gelişemez. İşte belli beyin fonksiyonları çalışamaz. Beyin hücreleri artmaz. Sayıları bellidir. Hep gittikçe ölür falan diye. Yani hem beyin hücrelerin yeni beyin hücreleri yapıldığı fark edildi. Hem de belli mesela bu tedavileri 55 yaşına kadar yapabiliyoruz. Eskiden 7 yaşından sonra hiçbir şey olmuyor deniyordu. 55 yaşına kadar. Çünkü kişiler geliyor bize 30 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşına kadar bir gözün tembel olduğunu fark etmemiş mesela. Onlara başlıyoruz. Hakikaten yaşam ve bakış biraz daha fark ediyor. Fark ediyor. Yani daha yani IQ bile etkiliyor bunlar yani. Daha insanlar derinlik hissi oluyor. Yani. IQ bile etkiliyor. Evet. Ne kadar önemli değil mi? Şimdi isterseniz birazcık da yaşa bağlı yakın görme problemini konuşalım. Bu problem normal aslında yaşlar hangileri oluyor? Daha erken görülmesinin sebeplerinin altında neler yatabiliyor? Evet. Ve tabii ki presbiyopinin süreci nasıldır? Şimdi şöyle bu yaşa bağlı yakın görmeye presbiyopi deniyor. Ve yakını görmek için kullanılan gerekli gözlük hipermetrop gözlük. Ama bu doğuştan olan çocukluk bu tembelliğe sebep olan hipermetropla karıştırılmasın. Çünkü uzaklık bu kişi, normal insanlar 40 yaşından sonra net görüyor. Sadece yakını bulanık görüyor. Dolayısıyla genellikle 40 yaşında başlıyor ama kişiler bunu 45 yaşına kadar idare ediyorlar. Ama gizli hipermetropu olan kişilerde bu 40, 39, 38 yaşına bile başlayabiliyor. Çünkü zaten içeride bir düzeltmeye çalıştığı bir hipermetrop var. Bir de üzerinde yakına ekstra uyum, zoom yapması gerekiyor. O zaman artık yakın patlıyor, görememeye başlıyor. Ama normalde 45'e kadar idare ediliyor. Ondan sonra 60 yaşına kadar artıyor. Aşağı yukarı da her 2 senede bir 0.25. 0.25 şeklinde mi artıyor? Evet, 0.25 artıyor. Yani 45'te başladığında genellikle 1. 50'de 2 oluyor. 55'te 2.5, 60'da 3. Bu böyle standarttır yani. Eğer uzak 0'sa. Uzakta da bir şey varsa bunların üzerine ekleniyor. Eklenerek devam ediyor. Miyop varsa bunlardan çıkıyor. Yani miyoplar yakını gözlüksüz görebiliyorlar. Öyle bir avantajları var.
Şimdi zaten asıl soru bu sorun şu anda lazerle tedavi edilebiliyor mu sorusu. İşte yakın var, lazer tedavileri var, başka tedaviler var ama iyi sonuç vermiyor. Yani başarı oranları düşük. Onun için lazeri bıraktık. Çünkü daha iyi sonuç vermiyor. Bir de lazer geçici oluyor. Çünkü bu ilerleyen bir numara olduğu için mesela siz 50 yaşında yaptığınız bir tedavi. Tamam hani biraz düzeldi ama sonra 55'e gelince numara daha alttan yeni numara tabii çıkıyor. Lazer onu düzeltemiyor geri dönüp. Dolayısıyla hepsini düzeltebilecek yani en başarılı yöntem şu anda bu göz içine konulan çok odaklı göz içi lensleri yani akıllı lens, akıllı mercek dediğimiz yöntem. Peki tek tedavisi şu anda akıllı lens? Tek değil de en başarılı, en etkili olan yani. Peki akıllı lenslerin kaç türü var ve aralarındaki farklar nelerdir? Şimdi akıllı lenslerin ilk çıktığında bunlar iki odaklıydı. Sadece işte yakın okuma mesafesine o odak ayarlanır. Çünkü bir lensin içinde böyle iç içe geçmiş halkalar var. O şekilde yakını gösteriyor. Aslında bu çok enteresan bir mekanizma. O da beyinle alakalı bir şey. Normalde o halkalar hep retinaya düşüyor. Fakat dikkatini vermediği için yakına dikkatini verdiğinde hop o odak beliriyor. Ama uzağa bakarken de o halkalar orada duruyor. Fakat kişi onu görmüyor. Çünkü uzağa dikkatini vermiş vaziyette. Dolayısıyla yakını ayarlanmıştı o. O da nedir? 40 santim. Normal okuma mesafesi. Masa başında işte şurası. Şuradan benim gördüğüm gibi. O biraz 45-50 santim. Evet, yakın biraz daha. İnsanlar böyle elinde kitap okuma sizin mesafesi. Kol mesafesi de uzun ya, boy uzun. Onun için insanlar daha böyle yani özellikle kısa boylarda bayağı yakın tutuyorlar. Evet, ama uzun mesafede tutanlar bunlar rahatsız olmaya başladılar. Çünkü yani mesela gazeteyi böyle tutuyor da böyle yaklaştırmak zor oluyor. Amerikalılar falan hepsi uzun boylu olduğu için çok şey. Orada üçüncü odak meselesi çıktı. O da 60-70 santim. Üçüncü odağı iki odaklar göstermiyor. Dolayısıyla onu da şey yapan, gösteren üç odaklı, trifokal dediğimiz lensler dizayn edildi. Aşağı yukarı son işte 8-10 senedir bunlar yavaş yavaş tabii gelişiyor. Evet. Önce yapıldı ama ilk yapıldığında hemen üçüncü odağı tam iyi göstermedi. Şimdikiyle arasında farklar var mı? Yani aslında dünyada da Türkiye'mizde de kaç yıldır uygulanıyor diye de bir isterseniz bir belirtelim. Şöyle, yani Türkiye'de 18 yıldır uygulanıyor. Dünyada da 20 yıldır diyeyim, bu çok odaklı lensten bahsediyorum. Ama tabii ilk çıktığındakiyle şimdiki çok farklı. İlk çıktığında çok yan etkiler vardı. Geceleri çok böyle ışık parlamaları oluyordu. Yakını iyi göstermiyordu. Uzağı biraz bulandırıyordu falan. Şimdi hemen hemen bunların çoğu giderildi. Gerçekten başarını çok arttı. Hasta memnuniyeti çok yüksek. Kişiler yakına baktığında yakındaki en küçük yazıları yani ilaç prospektüsü, evet, C1 dediğimiz bir skala, onları görebiliyor ama ışık olması lazım. Yani bu lensler ışıkla çalışıyor, onu hep söylüyorum hastalarıma. Yani loş ışıkta yani normal ışıkta o kadar iyi olmayabiliyor, biraz yorulabiliyor ama ışığı arttırdığınız anda çok net görmeye başlıyor kişiler. Dolayısıyla bu orta mesafe iyi gösteren trifokal lensler de ilk çıktığında birazcık böyle çok iyi göstermiyordu. Şimdi hala bir kısmı daha iyi göstermiyor. Adı tamam trifokal teknolojisi üretiliyor ama öyle diye de satılıyor. Firmalarda en iyi bizimki falan diye böyle şey yapıyorlar ama maalesef gerçekten orta odağı gösteren bir iki marka var. Yani. O kadar yani. Peki. Bunlardan da bir çok iyi bir marka var. En iyi Amerikan malı, adını söyleyemem. Evet söyleyemem. O da dışarıdan bakınca parlama yapıyordu. Yani, du. Du. Bu ay dışarıdan bakana parlama yapmayan yeni bir modeli çıktı. Müthiş ben de haber. Çok sevinçliyim. Çünkü bir sürü hastaya onu takamıyordum sırf parlama var diye. Ve de onun gerçekten orta performansı çok iyi. Yani orta mesafeyi çok iyi gösteriyor. Ve de parlamıyor. Yani bu çok anda, güzel bir haber oldu. Bir de evet, vaktimiz daralırken operasyon nasıl bir operasyon, sonrasında ilerleyen yaşlarda oluşabilecek bir katarak hala söz konusu oluyor mu? Bu bir katarak ameliyatı mıdır? Biraz ondan bahsedelim isterseniz. Evet, bu katarak ameliyatı normalde katarak
olan yaptığımız kişilere takıyorduk. Fakat o kadar iyi sonuç vermeye başladı ki kataraktı olmayan ve yakın problemden kurtulmak isteyen kişilere de bunu biraz katarak ameliyatını erken olarak yapmaya başladık. Dolayısıyla bu olduktan sonra katarak ameliyatı olmuş oluyor kişi. Bir daha katarak oluşmuyor. Ömrünün sonuna kadar giden bir durum. Yani o lenser numaraları da bozulmuyor. Ömrünün sonuna kadar yani 0-25 bile oynamaz yani numara. O kadar. Daha önce eski tekniklerle mesela katarak ameliyatı olmuş olan bir kişiye akıllı lens bugün takabiliyor muyuz? Tabii takabiliyoruz. İlk başta biraz çekinerek çekiniyordu bu konuda. Fakat hiç problem olmadığı gözüktü. Çünkü yani dünyada milyonlarca insan, Türkiye'de yüz binlerce kişi var yani lazer olmuş. Ve bunlar hep yakın problemiyle geliyorlar. Bunlara çok rahatlıkla yakın lensi takabiliyoruz. Çok güzel. Hocam, ameliyat kolay bir ameliyat. Evet, ondan bahsedelim. 10 dakika sürüyor. Yani 6-7 dakika ama işte 10 dakikayla yarım saat arasında değişiyor doktordan doktora. Evet. İki gözü ayrı günlerde yapmak doğru olanı. Ne kadar ara veriyorsunuz? Yani en doğrusu bir hafta. Çünkü şimdi bir göze bu takacağımız numarayı özel ölçümler var. Onları ölçerek takıyoruz. Fakat o gözde geriye bir numara kalabiliyor. Eğer istemediğimiz bir numara kalırsa o sapmaları hesap edip ikinci göze öyle ona göre bir lens takıyoruz ki ikinci göz en azından sıfır oluyor. Çünkü sıfır olması çok önemli bu lenslerde. Öbürünün birazcık şeyini yiyor gibi mi oluyor hocam biraz daha? Yok, öbür kalanı tekrar lazerle düzeltmek gerekiyor. Çünkü o zaman bir göz bulanık görüyor, bir göz iyi görüyor. Yani bunların iyice gerçekten düzeltilmesi lazım. Birçok doktor bunu düzeltmiyor kalan numaraları. O zaman hastalar ortalıkta hani görmüyorum, ameliyat oldum, işte yok uzağı görmüyorum, yakını görmüyorum diye dolaşıyorlar. Vay ne oldu sonra değil mi? Halbuki sıfır bırakılırsa gerçekten olması lazım. Mükemmel, uzak yakın çok iyi sonuç veriyor. Peki. Operatör doktor Sinan Göker hocamız bizlerle beraber de bir alkış rica ediyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel, kıymetli bilgiler aldık her zaman olduğu gibi. Sizleri uğurlarken teşekkür ediyoruz. Sizleri uğurlarken çok sevdiğim bir konuğu davet etmek istiyorum. Güzeller güzeli Demet Şener geliyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Onu sordum, dedim ne zaman gelmiştin? En son ne zaman arayı açtın. Burası benim evim biliyorsun. Biliyorum tabii yani ki. Yani artık burada ağırlıyorum biliyorsun. Ben evet çok keyifli. Evime çok hiç gelemedin. Ben de sana gelemedim ama burada buluşmak dönem dönem çok güzel oluyor. Benim için de öyle. Nasılsın? Harika. Çok iyiyim. Çok iyi görünüyorsun her zamanki gibi. Teşekkür ederim. Şimdi sene kaçtı senin Türkiye güzeli seçildiğin yıl? 95. Mesela o tacı taktıktan şu güne kadar artık yani günümüze baktığın zaman nasıl hayatının değiştiğini gözlemliyorsun Demet? Çok değişti tabii ki. Aslında hani liseye giden bir kızken o geceden sonra bütün hayatım değişti. İşte aynılarını sen de yaşadın benden 2 sene sonra. Bir bakar mısın Demet'e? Ya şimdi de çok güzel ama yani Demet de hani bir... Ben mesela Türkiye güzeli seçildi. Neden seçilmiştim ki falan diye. Yok, düşündüğüm artık, bu. Bu benim kendi fikrim. Hayır kendi. Yok. Ya beni bana bırak. Evet, yok. Ya yok, bu bırak. Ama mesela Demet gerçekten seçildiği zaman hani tartışma götürmeyecek kadar güzel bir kadın. Teşekkür ederim. Demeyeceğim hala öylesin. Sonra? Sonra tabii ki inanılmaz yoğun hayat. İşte defileler, programlar, diziler, sinemalar. Ondan sonra çocuklu bir hayat, bir ara. Şimdi tekrar devam aynı tempoda. Aynı tempoda devam. Peki, her şey yolunda. Kendine nasıl vakit ayırıyorsun? Birazcık hemen kendi sağlığınla ilgili, güzelliğinle ilgili, kendi kişisel gelişiminle ilgili, bedeninle, ruhunla ilgili neler yaptığını şöyle bir toparlayalım. Sonra biraz anneliği de konuşuruz. Tabii ki. En sevdiğim konular biliyorsun. Evet, biz arada seninle böyle kişisel gelişimle ilgili de yazışıyoruz. Sen soruyorsun, ben soruyorum. Bence çok önemli bir şey. Tabii ki o gençlikte, o karmaşanın içinde belki de kendimizi unuttuğumuz anlar oldu. Ama tabii yaş olgunlaştıkça kendinin ne kadar önemli olduğunu, sen iyi olursan çevrendeki her şeyin, herkesin daha iyi olduğunu anladık. Bu yaşa gelip hala anlamayanlar da var ama onların da yolculuğu daha devam ediyor diye düşünüyorum. Evet. Ben kendime çok önem veriyorum. Kendime çok saygı duyuyorum ve çok seviyorum. Çünkü biz bu dünyada bir emanetiz. Bu vücut, bu ruh. O yüzden onu beslememiz gerek. Benim
benim için her şeyin önünde bu var. Tabii ki her şeyin önünde anneliğim var. Çünkü bir evlat dünyaya getirmek inanılmaz bir sorumluluk. Sen de biliyorsun işte işten koşarak onlara gitmek. Evet. Her şeyde onları en üst seviyede tutmak. Çünkü onlar... muhtaç demeyeyim de onlar bizim ilgimize, sevgimize evet. çok ihtiyaçları var. O sevgi verilmeyince ileride işte devamlı o psikolog koltuğunda oturan yazık yani kendi hayatıyla ilgili bir sürü çözemeyen bireyler oluyorlar. Ben onu hiç istemediğim için ve ben de böyle bir evlat olduğum için öyle anne baba sevgisi, kardeş sevgisi çok gördüğüm için ne güzel, bunu da en önemli şey olarak çocuklarıma en başından beri verdim. Değil mi? Hayatın en tepesine tabii koydun. Tabii ki her zaman. Demediysen demedim de bir röportajında ki demiş olabilirsin yani bence karakteristik olarak sana benzeyen bir cümle kurulmuş. Çocuklarımdan başka hiçbir şey umurumda değil. Gibi evet, bir cümle gibi, değil mi? Yani evet. Bunu ya onlar iyiyse. Bunu oturup konuşalım. Tamam. Bunu oturup konuşalım. Yani şunu da mı demek istedin? Yani önce onların sağlığı tabii ki bu ailemiz için aslında işte. Ya tabii ki ben de iyi ama... olmalıyım. Ben her zaman şöyle dua ediyorum. Evet çocuklarım hep sağlıklı olsun ama ben de sağlıklı olayım. Ki? İyi yaş olayım ki onların her anında koşarak yanlarında olabileyim. Hisse. Ben de göreyim yani onların o mutluluğunu. Sadece tabii ki onların mutluluğu en önemli şey ama buna ben de şahit olabileyim ki bu zamana kadar olduğum gibi. Şimdi mesela kız çocuk annesi mi erkek çocuk annesi mi? İki erkek çocuk annesi olarak tabii ki ben de bunu merak ediyorum. Ne hissediyorsun? Şimdi ben hep anneme soruyorum. Anne diyorum işte kız çocuk annesi. Ama onun da oğlu yok. Bir kızı, bir kızın olsun. Bir kızın evet, olsun. Evet benim annem de hep öyle şimdi söylerdi. Şimdi çok şanslı. Ne güzel hepimiz çok şanslıyız. Evet, İyi hepimiz. Ki sağlıklı evlatlarımız var. Amin, herkese aynı müthiş bir zenginlik diliyorum. Öyle olduğunu düşünüyorum. Evet kesinlikle. Kız annesi erkek annesi. Yani bir kızın karşısında Demet Sener gibi bir anne olmak. Bir erkek çocuğunun karşısında Demet Sener gibi bir anne olmak. Şimdi onların şöyle bir fark var bence. Tabii ki sevgi olarak, ilgi olarak hiçbir fark yok. Hangi anne evladını birbirinden ayırabilir? Ama kızın olduğu zaman bence üzerinde daha fazla sorumluluk var. Çünkü bir kıza en iyi rol model annesidir. Annesinin hayata bakışı. Bazen böyle oturup konuşurken yanımızda birkaç bazı başka insanlar varken İrem benimle ilgili o kadar can alıcı noktaları söylüyor ki seni diyorum nasıl ki izliyormuş, diyorum ki ben doğru yoldayım ya. Ya gerçekten kızıma doğru rol model oluyorum. İşte hani ne hep... diyor mesela bizimle paylaşmak ister misin? Var mı böyle bir şey biraz ağlayalım da. Yok yani gelmişken. Böyle şey bir şey yok ama benim güçlü olduğumu ne bileyim hayatta böyle güçlü durduğumu gösteren cümleler ediyor. Benim için bu önemli. Evet ben çok duygusalım. Duygularımla çok hareket eden bir insanım. Evet fakat, hassas bir kadınsın. Evet öyleyim. Evet. Yani bence kadın olmanın verdiği en önemli özelliklerden biri diye düşünüyorum. Ama onun yanında da ya işte burnum düşse almam halim de var. Yani o da olmalı bence. Hani muhtaç olmamak ya ben yaparım demek. Ama bazı yerlerde de bunu yıkmaya çalışıyorum. Her şeyi böyle Allah Allah savaş diyor ben yaparım o diye. O da yorucu oluyor değil mi? Evet ben o de da bir dönem güzel öyleydim. Değil. Evet, evet ya, ama güzel. Öğrendim onu. Evet. Çeşitli terapilerle şeylerle artık yardım istemeyi, birinden bir şey istemeyi. Güçsüzlük olmadığını. Güçsüzlük olmadığını öğrendim. Ya diyorum hep böyle kendimizle ilgileniyoruz. Aslında hayat boşluğu hiç sevmiyor. Evet. Hep bir çaba. Yani bizi görüyorlar işte sana da diyorlardı ya sen niye bu kadar spor yapıyorsun? Neden bu kadar dikkat ediyorsun? Yani onlar böyle olsa salacaklar her şeyi. Aslında salmadığımız için, hayatı elden bırakmadığımız için böyleyiz. Bu devam eder mi? Yani aslında tutunduğumuz sadece daha fazla şişirmeye çalıştığımızı düşündüğünüz kaslarımız değil hayat. Tabii ki. Değil mi? Orada hayata biz bağlılık, mutluluk hormonu salgılıyoruz. Kendimizi sevdiğimizi ispat ediyoruz. Bunu ne için yapıyoruz? Kendimiz için artık neyi ispat edeceğiz bu yaştan sonra. Ya da bu noktadan sonra geldiğimiz yerden sonra. Evet. Daha iyi hissetmek, daha enerjik olmak. O yüzden kendimize bakıyoruz. Yani en önemli şey kendimiziz bence. Bu bir noktada gerçekten hayatın bir yerinde insanın kendiyle buluşması noktası. Ve ondan sonra hayat gerçekten çok daha başka güzel akıyor. Oluyor. Evet, çok tatlı akıyor. Çok daha güzel oluyor. Bunu da yaptım ne bileyim tahtaya vur derler işte. Evet içinden geldi. Evet.
Sade'de geliyorum. Erkek çocuk annesi Demet Şener. Erkek çocuk annesinde de tabii ki erkeğin şöyle bir hali de oluyor. Yani karşı cins olduğu için Ömer'de çok sahiplenicilik var. İşte ben çok sık gidiyorum Madrid'e onun yanına. Evet. Orada Real Madrid'de... Nasıl ayrıldın? Nasıl? Ya sorma, ay, sorma. İşte Madrid'den bir fotoğraf. Daha yeni geldim. Sanki üç, ben sevdiğime kavuşmuşum gibi hissediyorum. Üç gün önce oradan yeni geldim. Geldin. Evet. Ne yani yapıyorsun? Üç oraya nasıl bir... gidiyorsun? Bir de nasıl dönüyorsun? Oraya uçarak gidiyorum. Tabii. Dönüşte bilmiyorum havaalanında bazen beni gören oluyorsa ağlıyorum tabii ki yani. Ama bunlar... Böyle güzel. Mutluluk, güzel gözyaşları. Özlemek tabii çok küçüktü. Şimdi daha yeni 15'i ne dolduruyor. Ne zaman gitti? Ağustos sonu ilk götürdük. Hmm. Ondan beri orada. Doğru. Ama ben her 3 haftada bir gidiyorum. Yani tabii. Zaten onun bana ihtiyacı var. Benim ona ihtiyacım var. Orada o güveni vermek de çok önemli. Ya işte beni bekliyor. Şeyleri alıyor, rezervasyonları yapıyor. Sevdiğimiz restoranlar var. Her seferinde gittiğimiz yerler var. İşte belli alışveriş noktaları var. Oralara gitmek, onu orada öyle mutlu görmek benim için paha biçilemez bir şey. Yani hiçbir şeyle bunun karşılığını alamam diye düşünüyorum. Bekliyor. Şimdi giderken dedi anne nasıl geçecek dedi bu bir ay. Geçecek oğlum. Ve buramda düğüm. Gözlerim dolu dolu. Geçecek oğlum diyorum. Geçer ya bak diyorum. Antrenmanların, derslerin zaten geçiyor diyorum. İşte ben hep böyleydim. İlk götürdüğümde tabii çok telaşlı ve içim kıpır kıpırdı. Tabii bilmediğim bir şeye götürüyorum. Evet bir teklif geldi gidiyor. Daha önce gitti gördü orayı fakat... Nasıl olacak şimdi benim için güvenlik çok önemli. Orada daha küçücük işte 14,5 yaşındaydı gittiğinde daha işte kaç sene orada okuyacak. Şimdi benim dizimin dibindeydi onlar. Gittiği yeri biliyorum çıktığı yeri her yere bırakıyorum alıyorum. Hala İrem'de öyleyim yani kontrolünün dışına çıktığı zaman. Ay mahvettin bizi ya of ya. Perişan oldum bir sus Allah aşkına diyesim geldi içimden dayanamıyorum. Ay çok içim kıtıldı. Ben çok ağladım herhalde i̇çim o yüzden. Kıtıldı. Evet. İlk gittiğimde yani, çok tedirgin bence bütün anneler şu an ağlıyor ki ya, benim evet evlatlarım ya. Şu an yanımda yani. Allah herkesin evladına sağlık versin. Amin. Böyle bazen koyuyorum Instagram'da da çok yazan anneler var. Onlar da işte benim de oğlum şurada, kızım burada ay okuyor. Onlarla böyle bu şeyi paylaşıyoruz. Bilirim bu duyguyu diye. Ama böyle o sağlıklı ve mutlu diyorsun. Ve şu anda çok iyi bir yerde diyorsun. Kariyeri ve hayatı için çok güzel bir noktada. Ay o ne senin, bileyim erkendi sanki biraz. Sen onu bırak. Ama bu şanslar her zaman insanın gelmiyor. Önüne gelmiyor işte. Ben de orada belki da bir en sene zor olan sonra... belki senin için, belki onun için bile o kadar zor olmayabilir. Tabii değil tabii mi? Aynen. Bu kadar o en azından böyle bir en heyecanla zor, gidiyor. Evet. En zor başarılı evet, bir benim çocuk orada el üstünde evet tutuluyor falan filan ama anne için gerçekten... Onu bırak seneye İrem de gidiyor. Londra'da okumaya gidiyor. Ben diyorum ben ne yapacağım? Gerçekten artık mi? Böyle iki serum elimde. Aa. İrem'e diyorum yani şimdi en azından İrem de oyalanıyorum. İrem kaç yaşında? 19'a giriyor ama İrem Haziran'da. Tamam hadi yine kendine bir tık. Onu da konuşuyoruz. İrem'le böyle çok tatlı muhabbet ediyoruz. O da böyle hayat arkadaşım gibi benim. Çok çok da naif, şeker bir kız. Yani her zaman ay, söylüyorum. Bir gün İrem'le gelsene programa. Gelir mi? Öyle hiç gelmez hiç sevmiyor mi öyle şeyleri. Çok İrem geride ya, olmaya. Ne olsun ya. Şimdi okulda zaten azıcık ama. Seni görelim. Çok naif görelim ve çok tatlı bir kız. Çok mutluyum. Onu hep söyledim ona. Bir ergenlik geçirdi. Öyle ya da böyle. Evet. Nasıl geçti? Hiç. Yani beni bir dakika üzmedin. Sana diyorum teşekkür ederim. Ama tabii burada kendi hakkımı da yememek istiyorum. Ha. Bunu büyükler yapar. Çocuklarıyla arasındaki ilişkiyi büyükler ha dengeler. Sen ne verirsen onu alırsın. O yüzden bizim ne kavgamız, ne bağırışımız, ne yalanımız yani hiçbir şey yoktur gizlimiz, aramızda. Gizlimiz, saklımız. O kadar güzel bir ilişkimiz var. Tabii maşallah hani arkadaş gibi de değil. Çünkü ben ona da inanmıyorum. Onun bir sürü arkadaşı olmaz var. Olmaz öyle. Evet ben onun annesiyim. Olmaz. O benim kızım ama. Nasıl davrandın İrem'e mesela? Gerçekten hani disiplin çok önemli. İşte ne bileyim sağlıklı beslenmesi, spor yapması da senin zaten için eminim. Zaten sporcuydu o herkes da. Herkes için çok çok tabii önemlidir. Çok ama ya yaşta istemezse, ya uyumazsa, ya yemezse, uyumayabilir ya yapmazsa. Ben de öyle zorlama yok. Değil mi? Eninde sonunda kendi. Biz de böyle değildik ki. Evet. Ben de bir, yani defileye çıkarken böyle paket çikolatalar yerdim. O yaşlarda zaten yakıyoruz. Zaten yapı olarak incecikler. Evet, evet. Yani hiç minnacık yani ay, şey belli şeyi bu arada. Ya.
O yüzden ben de bazen yolumu kendim buldum. Annem bana 50 tane şey söyledi. Dinledik mi? Hayır. Kendimiz yapmalıyız onu. Kendimiz bulmalıyız o yolu. Ay şu fotoğraf şuraya gelsin. Evet. Şuradan şuraya geçecek şimdi birazdan o Ömer'i öptüğüm fotoğraf. Gerçekten ilk erkek çocukların işte ilk aşkı annesi. Annelerin de en büyük aşkı ilk doğurdukları erkek çocukmuş diye bir şey var. Öyle mi abi? Benim ilk değil işte bir tane var. Hayır ama erkek ilk ya. Yani ilk erkek. Erkek ilk değil. Hayır ikinci de erkek olarak ilk olduğu aşk için. Aşık oldun mu? Ya öyle bir aşk değil ama içim akıyor. Yani ben o duyguyu anlatamam şimdi. Ben bir erkeğe aşık olmak gibi değil o. Yani bu bence başka bir şey. Yani onu tarif edemem yani. Gerçekten tarif edemem. Ve herkes için böyle olması gerek. Yani biri için çocuğu en üst seviyedeyse ondan hiç korkma. Hmm. Ya o çok önemli bir şey evet. Bence. Tolga Bey'e aşık mısınız? Ay, tabii ki. Bak benim sorulara bak. Ama çok. O senin samimiyetine güvendiğim aynen ve çok açık yüreklilikle paylaştığın evet. için kendi benim hesabından en, da. Ne evet, güzel. Ay, büyük şanslarımdan biri de o. Ay, annesi nasıl? Bizi izliyor. Onu da aa. Çok seviyorum. Evet. Çok sevgilerimizi evet. iletiyoruz biz de. Nasıl oldu yani o senin bu gerçekten de ekrandan fışkıran ona duyduğun sevgi. Ben size bir kere yayına gördüm. Evet, evet o karşılıklı bir enerji. Evet evet. Gerçekten. Ya biz ne buldunuz birbirinizde onu merak ediyorum. Çok aynıyız. Aynı olmak. Evet çok aynıyız. Bakış açılarımız öyle. Hayattan beklentilerimiz öyle. Karakterimiz öyle. Benim gördüğüm en kaliteli insan. Gerçekten herkesten tanıdığım herkesten özür dilerim ama yani gerçekten mükemmel kaliteli. Muhteşem bir insan. Kişilik çok önemli. Aman ne güzel ya. Onun da bir kızı var. İrem'le aynı yaşta. Ve onun için de kızı en üst seviyede. İşte yani bunlar beni çok etkiliyor. Aynen. Bir kadına davranışı, kızına davranışlarıyla zaten onu anlayabiliyorsun. Bir insanın kadınlara bakış açısını. Diyorsun ki ya bu insan müthiş bir insan. Yani biz birbirimiz hani başkası olsa başka şeylerde tabii çoğu şeyi de sırtlandığımız için çocuklarla ilgili başkasına anlatsan inanmayacağı şeylerde biz o kadar güzel anlıyoruz tabii, ki kendimizi. Aynı şeylerin yani yaşanmış belki başka biri olsa beni anlamaz. Ben onun hayatında başka biri olsa onu anlamaz. Yani bu kadar işte o da Londra'da okuyor liseyi şu anda. Geldiği zaman böyle evdeki o heyecan, o onun bir isteğinin yapılması. Üzerine o kadar, titrenmesi. O kadar hoşuma gidiyor ki yani başkası olsa belki bir şey duygusu olabilir. Öyle değil mi? Yani olur evet doğru. Ben evet. o kadar mutlu oluyorum diyorum. Ya çünkü benim de evet, var. Benim evet. çocuklarımı işte İrem'in falan üzerine titremesi. Çünkü bir kızı var yani o kadar güzel anlıyor ki o şeyi. Benim onun için duygusunu, her empati. Şeyin dışında bunlar. Yani bir insanı görüyorsun. Hani sadece sana davranışları değil, etrafındakilere, hı-hı. zarifliği. Ya çok güzel bir evlat yetiştirmişsiniz vallahi. Ay ne güzel ya. vallahi çok mutlu oluyorum senin de adına. Ben de. O zaman peki gerçekten bu noktada hiç tekrar düşündün mü hiç evlenmeyi? Yani mesela bu anlattığın şey... Gerçekten çok sihirli ve çok evet, güzel enerjisi evet, olan her zaman bir şey. Olabilecek bir mesela, şey değil. Evet illaki bunu evlenerek hiç devam öyle ettir. Bir var mı öyle yok. Bir şeyiniz yok? Tabii ki beraber aynı hayatın içinde olmak istiyoruz. Yani şu anda onun ayrı evi var. Benim ayrı evim var. Hayatları biz ayrı çocuklarımızın ama... bu düzenini bozmak istemedik. Bunları zaten aramızda çok konuşuyoruz biz. Evet mutlaka. Ama hayatı beraber yaşama üzerine hep planlar yapıyoruz. İleride çok güzel hayallerimiz var. Onları yapmak istiyoruz. Zaten çocuklar işte yavaş yavaş uçuyorlar yuvadan. Onların da zamanı gelecek ama bunun için gerçekten evlilik şart değil. Yani evet. işte yani paylaşmak, önemli olan paylaşmak, birbirini anlamak. Gönülden bağlı olmak çok gerisi önemli. Hiç hikaye bence. Yine bir röportajında başıma gelen hiçbir olumsuzluk benimle alakalı değil. Hiçbir şeyi kişisel algılamıyorum evet, demişsin. Tabii. Şimdi zor süreçlerde şu an hı. yani bal kaymak maşallah diyelim. Evet. Ama tabii ki insanın hayatında da geçirdiği zor dönemler, tabii. peşini bırakmayan durumlar, olaylar, zihnimizde kalıplaşmış, minik minik oluşmuş travmalar. Hı-hı. Hepsi bizimle beraber hayatta eşlik eden. Hı-hı. Bunlarla Hı-hı. nasıl baş ediyorsun? Dediğim gibi işte... Burada bir tavsiye aslında. Ben tamamen kendine özel hayatına girerek değil de... Tabii. Bir kadın şöyle bu noktaya geldiğinde... Zaten bu noktaya hemen gelmiyor. Zaten tabii. ben buydum. Evet. Ben böyle yetiştirildim. Babam tarafından, senin programında yine söylemiştim.
kıymet görmediğiniz hiçbir yerde olmayın. Evet, demiştim bunu. Kıymet herkese göre farklıdır ama kıymet vermek çok güzel bir şeydir. Evet. Biri sana yalan söylüyorsa, biri seni aldatıyorsa, biri sana kötülük yapıyorsa bu bir sevgi değildir. Durma benim orada sevgi dedi. Anlayışım bu değildir. Sevgi demek kılına zarar görmemesi, vermemek demektir. Kıyamamak. Kıyamamaktır. O yüzden eğer bunu, tabii ki bu kendini sevmeyle başlar. Kendin seviliyorsan ve çocukluğunda babandan, annenden böyle bir sevgi gördüysen... Diyorsun ki ya burada bir sıkıntı var ama bu benimle ilgili değil, değil bu karşı tarafla ilgili. Benim burada artık işim bitti diyorsun. Bunu da diyebilme gücüne sahip çok olabilmek zor, için. Evet, zor yani ama... çok şeyden vazgeçiyorsun ama iyi ki yapmışım İyi diyorum. Ki de yapmışım her zaman diyorsun. Bunu söylüyorum. Hayatta tabii şunu da söylemem lazım. Hayattaki en güzel yaptığım şey çocuklarım. İyi ki de. Hiçbir şeyden pişmanlık da duymuyorum. Hmm. Hayat bizleri bu noktada öğretiyor, getiriyor. Şimdiki beni oluşturan olay bunlar. Evet. Yani hep şey gibi düşünüyor insanlar da. Bir kayıp, bir başarısızlık, sürdürülemeyen bir acizlik gibi boşanmak. Aynen. Ayrılmak, evlatların babası böyle bir şey yok. Tabii erkek müthiş. Egemen toplumda yaşıyoruz. O da belli şeyler yaşadım ben, yaşıyorum da hala ama hiç sıkıntı değil benim için. Ben alimallah her şeyle, yani gönlüm benim çok rahat, çocuklarıma karşı o kadar rahatım, her şeyi konuşabiliyorum. O müthiş yüzden kimseye hesap verecek hiçbir şeyim yok. İşte özgür ve güçlü kadın da böyle güzel... konuşuyor. Bizi de sabah sabah mahvettin ama süremizi de biraz açtım. Çünkü sohbet çok güzeldi. Ya, evet, ve keşke daha uzun saatler tabii, konuşabilsek. Evet. Ama biraz sağlık diyelim ki tabii senin ki. İçin de sağlık. Tabii bedensel ki. Bütünsel sağlık Demet için de çok önemli. Onu mutlaka takip edenler çok çok iyi biliyordur. Çok kıymetli bir hocam var. Onu davet edeceğim ve birlikte bu güzel sohbeti devam ettireceğiz. Ne güzel, evet. Profesör Doktor Derya Ulus hocam geliyor. Nasıl biliyorum? Hocam. Ben bu sabah beynimle geldim. Beynini ve rengarenk. Yemin ediyorum bak bizim beyinler böyle değil mi Demet? Beynimi koyuyorum. Vallahi çok güzel. Biz de geçelim böyle. Renkli beynimi koyuyorum. Şimdi bu kadar güzel şöyle güler, dönebilir miyiz hocam? Şu bu kadar doğru. Pozitif bakan insanlarla bir arada olunca insanın serotonini artmaz mı? Sen şimdi az önce dediğin ya serotonin. Benim serotonin patlaması yaşıyordu ki sen beni ağlattın. Ya. Benim de kız Amerika'da. Ya işte ya değil mi? Hayır benimkiler burada ben şu an giderler bir gün düşüncesiyle bile ağlarım sen yani. Dur. O ya serotonin fazlanı ben mutluluktan ağladım. Yanlış yere geldik mutfağa gidecektik. Ya neler. Değil, kafa karıştı gelin. Mutfağa gideceğiz. Anlatının yanına gideceğiz. Diyetisyenimiz bugün mutfakta ve kendisine şöyle can alıcı bir soruyla başlamak istiyorum. Senden tek bir besin isteseydim ki zayıflatmak için insanlara yardımcı olacak hangisini seçerdin? Aslında soruyu şöyle değiştirsem çok daha buyurun, güzel. Değiştirin. Tek bir besini tüketmemenizi isteseydim hangisi deseniz aslında onu cevaplamak çok daha peki, doğru. Bana bir besin söyle ki asla insanların fit kalmak ve sağlıklı kalmak isteyenlerin tüketmemesi gerekiyor. Şeker. Şeker. Tabii. Hemen ben de teşekkürler Türkiye. O şeker var ya, dediğin şeker. Şey bir şey değil ama bin tane şey evet, de var. Maalesef bir sürü şeyin markete girdiğimiz zaman rafın reyonların %80'inde şeker var. Şeker var. Ne zaman ki fruktoz şurubu hayatımıza girdi ondan sonra obezitenin inanılmaz bir pik yaptığını görüyoruz. Özellikle herhalde danışanlarına bunu tavsiye ediyorsun diye. Kesinlikle danışanlarıma bunu tavsiye ediyorum. Çocukları konuştuğumuz çok güzel. Benim de 4 yaşında bir kızım var. Maşallah. Sağlıklı beslenme bu yaşlarda başlıyor. Evet. Yani hem karakter gelişimi için elimizden geleni yapıyoruz hem de beslenmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. O yüzden hani çocukları da bu şekerle ödüllendiriyoruz ya. Hani onu mutlu olsun diye. O eskide kaldı. Evet. O bayramlar bence eskide kaldı değil mi? Bayramlarımızı kutlayalım, birbirimizi sarılalım, öpelim değil mi? Ya bazı zamanlarda da hurmama ya. Ya hurmalı tatlılar var çok güzel. Biz rastlama yapmayacağım mı sen? Yapıyorum. Fit sufle yapacak ya Demet senin az sonra bize ama ondan önce. Çok basit hem de. 3 malzemeli hatta sufle. Benim de çok müthiş çok, bir çok lezzet. Güzel bir tarifimiz var. Yağ yakmaya yardımcı bir detoks suyu hazırlayacağız. Soğuk demleme bir smoothie hazırlayacağız. Yine kahveli olacak kahve severler için. İsterseniz başlayalım Andaç. Olur tabii ki başlayalım. Şu yağ yakan detoks suyuyla başlayalım. Bu arada hocam bizim... Beyne benziyor. Evet. Evet. Beyne benzeyen birçok sebzede meyvede var beyne zaten. Beyne benziyor, böyle. Beyni besliyor. Evet. Ne kadar beyin, tamamen bir beyin. Beyne yandan bakıyoruz şu anda. Yani çok bu bir gerçek, tabii, bilimsel bir gerçek. Mesela, ceviz gibi. Yani, ceviz, evet. Benzeyen gıdalar besler. Bütün orada ben bir de maydanoz görüyorum. Ne? Maydanoz da var. Hani
zayıflatsın dedim. Mesela ödem attırması açısından. Evet. Ödem atması için çok iyi. Ben de isterseniz bunu önce detoks suyuyla başlayalım. Her sabah maydanoz mu yiyorsun? Tabii her sabah mutlaka yerim. Yani bunun yarısı kadar ben. Sapları ile birlikte. Bayağı yiyorsun. Bayağı ödemin yok belli zaten. Ben de biraz anlat, ortalık çok karışık. Biz üç kadın şu an yan yana geldik. Asla susmuyoruz. Ama herkes fit formda. Herkes konuya bir şey öğrenmeye çalışıyor. Harika. Evet, maydanoz ödem atmak da gerçekten çok etkili. Dolayısıyla hani sabah güne başlarken yapabileceğimiz bir detoks suyunda da bunu kullanıyoruz. Aynı zamanda salatalık içerisine ekliyorum. Bir de burada ananaslarımız var. Ananasın içerisinde bromelain diye çok kıymetli bir madde var. Bütün tuşlara basılıyor. Evet. O da yağ yakımı konusunda çok etkili. Bir diğer, bunu da artık hani zencefil, evet, olmaz, süper besin olarak adlandırabiliriz. Tamam. Çünkü hani hem sindirim sistemine yardımcı oluyor, hem bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Aynı zamanda iştah dengelemek, şeker dengesine de etkisi var. Şu anda net koyuyoruz. Olarak ne bilimsel yaptı? Bir makale yazıyor gibisin. Hakikaten hepsi çok kıymetli. Çok teşekkürler. Hemen dillendirelim hocam. Evet. Bunu isterseniz hemen bunu bir anlatalım içerisinde konularla. Yani biz burada yağ yakma niyetli aslında siz bunu içmeyi isteyebilirsiniz ama aslında çok farklı faydaları da olacak. Beyine inanılmaz faydası var. Bak beynin, yani vücudun ödemini arttırıyorsun. Elmayı yiyerek kan şekerini dengeliyorsun, değil mi? Biz mesela şeker hastalarını bile hani elmayı tüketebilirsiniz gibi bir şey yapıyoruz. Tarçın da var mı burada? Onu merak ettim. Bak, tarçın yok ama tarçın da ekleyebiliriz. Yok ama ekleyebiliriz. Hatta zerdeçal da eklemek çok iyi oluyor. Değil mi? Bütün o da beyin için aynı zamanda. Bütün çok özür dilerim. Buyurun, buyurun. Her sabah yulaf yemediğimde, haftada iki günde yulaf yiyorum. Seni de gördüm yulaf pişirmesi. Ben de bu sabah seviyorum. Ben de bu sabah yulaf çabuk oluyor. Allah aşkına. Ama omlet ya da böyle çırpılmış yumurta yaptığımda muhakkak zerdeçal pişirdikten sonra hazır kendim çekiyorum. Keten tohumu ve çörek otu. Çok birer güzel kaşık. Güzel. Onu her kahvaltıda muhakkak katıyorum. Yumurtanın omletine katıyorsun veya yanına salatalığı. Hayır, pişirdikten sonra üzerine döküyorum. Evet. O da bak, güzel. Lif var. Değil mi? Lifli bir besin. Zerdeçal dedik, inflamasyonu önlüyorsun. Aynen öyle. Vücudun kronik hastalıklarını ortadan kaldırıyorsun. Elmanın içerisindeki pektin tok tutuyor. Evet. İçerisine biraz da limon suyu koyduum ve biraz da maden suyu ekledik. Kapağını kapattık. Şu an sıkıntı. Çalıştırıyorum öyle. Bir şey yapma. Tamam, çalıştırıyorum. Sadece çünkü enerji. Neden? Evet. Çünkü artık bu enerjide bütün teknolojik aletler bile bozulsa şaşırma. Ayşe abicim, sizi sahneye davet ediyoruz. Alkışlarla. Teşekkürler. Oturmadım. Tamam, evet. Oturmamış olabilir. Merve Hanım uvertür olarak sahne aldı. Evet. Ama işe yarar. Hiç çalışır, hiç sorun değil. O çalışır. Onu az sonra Ayşe abi sen onu al içeride. Konuş kendisiyle, rica et çalışsın, sonra geri getirirsin. Şimdi biz diğer tariflerimize geçmeden önce harika bir veteri izleyeceğiz. Profesör Doktor Derya Uludüz hocamız geçtiğimiz günlerde beyindeki hasarları tespit eden ve tedavi yöntemlerini çok güzel bir veteride bizler için anlattı. Öncelikle onu izleyelim, sonra üzerine konuşacağız. Buyurun. Derya Hocam günaydın. Günaydın. Nasılsınız hocam? Harikayım, siz nasılsınız? Teşekkürler hocam. Bugün kliniğinize geldik. Peki bugün ne yapacağız hocam? Şimdi biliyorsun ki insanlar yaş ilerledikçe en çok neden korkarlar? Unutmaktan, denge problemi yaşamaktan ve yalnız kalmaktan. İşte biz çok daha önceden, yani 45 yaşından hemen sonra sizin gelecekte beyninizde unutma ile ilgili probleminiz olacak mı? Denge sorunlarınız olacak mı? Hepsini yıllar öncesinden saptayabiliyoruz. Artık 3 boyutlu yeni dünya teknolojisi tekniklerimiz var. Hocam şimdi geldik, ilk tetkikimizi yapacağız galiba. Bu alet bir akıllı yapay zeka, dokunmatik ekranlı bilgisayar, sizinle bir oyun oynar gibi oyun oynayacaksınız. Hiç sizi endişelendirmeden, çünkü hani böyle bir sınav psikolojisi olduğu zaman insanlar böyle bir endişelenir, panik yapar, strese girer. Sizi endişelendirmeden bir oyun oynar gibi oyun oynayacaksınız. Bilgisayar da bunların altında, arka planda sizin ne kadar reflekslerinizin hareketli olduğu, ne kadar hafızanızın güçlü olduğu, dikkatinizin, odaklanmanızın ne durumda olduğu, o sırada endişelenmenizin, panik duygu durumunuzun olup olmadığı, depresif duygu durumuna sahip olup olmadığınızı, ya böylece bütün hafıza süreçlerini gözden geçirmiş olacak. Leyla Hanım'la öncelikle dikkat ve dikkati sürdürebilme becerisine bakacağız. Leyla Hanım, size ben çeşitli sayılar açacağım. Aynı sayıların yan yana ve üst üste olması lazım. Bunları görüp elinizde dokunmanızı rica edeceğim.
Şimdi burada Leyla Hanım'a bir görsel, bir resim göstereceğiz. 15-20 saniye kadar Leyla Hanım bu görsele bakacak. Resim sonra kapanacak. Sonra bilgisayar bize resimle ilgili sorular soracak. Burada hem kısa süreli bellek hem görsel belleği inceleyeceğiz. Bu görsel tabii çok ciddi dikkati ölçüyor. O sırada oraya odaklanmanız, her bir renge, her bir olaya çok dikkatli bir şekilde hikayeyi beyninizde oluşturmanız gerekiyor ki arkasından kapattığımızda size sorulan sorulara doğru yanıt verebilirsiniz. Burada çeşitli meyveler ya da sebzelerden biri bize seçili olarak geliyor. Mesela burada avokado. Avokadoların üzerine basacağız. Burada hem inhibisyon becerisini hem de kişinin dikkati nasıl sürdürüp sürdürmediğini ölçmek için kullanılıyor. İnhibisyon becerisi dediğimiz şey beynin engelleme becerisi. Yani aynı anda beynin bir olayı yaparken, bir görevi yaparken ikinci görevi de yapıyor olabilmesi durumudur inhibisyon becerisi. Beynin her bir noktasını bu alet sayesinde ortaya çıkarabiliyoruz. Bu alette en çok neye bakıyoruz? Elektrik aksamının ne kadar sağlıklı çalıştığına, hızına ve gerçekten o beyin bölgelerinin, ihtiyacımız olan beyin bölgelerinin kapasitesinin bozulup bozulmadığına, kapasitesinin tam kapasite çalışıp çalışmadığına, yani hafıza bölgesinin, görsel dikkat bölgesinin, duygusal algılama bölgesinin, frontal bölge dediğimiz muhakeme, hesap yapma bölgesinin hepsini tek tek ne kadar sağlıklı çalıştığını görebiliyoruz burada. Şimdi hocam ikinci tetkikimiz nedir? Evet, şimdi bizim bir beynin üç boyutlu haritalandırılması dediğimiz bir yöntemimiz var. Bu haritalandırmaya baktığında, bakın şöyle bir haritalandırma çıkacak buradan. Bu bizim beynimiz. Kırmızı renk sevmediğimiz alanlar, yeşil renk ise en sevdiğimiz alanlar. Şimdi şu haritaya baktığımızda bu herhangi bir hastamızın haritası. Kırmızı renk gördüğümüzde orada beyin dalgaları çalışmayı yavaşlatmış demektir. Bu genellikle kimlerde olur? Depresyonu olanlarda ve unutkanlığı başlamış insanlarda. Çünkü beyin kendini kapatır, içe döner. Canlanması gerekir beynin ve beynin o elektrik aksamı dediğim 450 km hızla giden elektrik aksamı yavaşlar. İşte biz bu tetkikle, buradaki tetkikle kişiye özel bir beyin haritalaması yapıyoruz. Görüntülemesine renkleri gördün. Kırmızı, yeşil ve sarıyı arıyoruz. Hastamız oldukça genç ve sağlıklı olduğu için kırmızı renk yoktu. Ama yeşil renk fazlaydı. Bu da çok güzel ama arada bir sarılar vardı. Hani onlar belki biraz depresif moodu ile ilgili olabilir. Belki gece uyuyamamıştır. Ertesi gün unutkanlık, dikkat eksikliği olmuş olabilir. Onunla alakalı olabilir. Ama eğer sarı ya da kırmızı çok fazlaysa biz bu alet vasıtasıyla o beyin bölgelerinde sarı ya da kırmızı olan yerlere uyarılarımızı vererek seans seans, bu birkaç seansta oluyor, onları tekrar yeşile döndürebiliyoruz. Yani yeşile döndürmek demek beyni tekrar uyandırmış oluyorsunuz. Yani unutkanlık hastalarında oldukça, dikkat konsantrasyon hastalarında oldukça faydalı bir yöntem. Beyni tekrar uyandırma yöntemi. Renklere göre de hastanın objektif olarak yanıtını görmüş oluyoruz. Şimdi biraz da burada canlı canlı konuşalım. Evet. Beyin dalgalarını peki değiştirmek mümkün mü? Beyin dalgalarını inceleyerek hastalıkları saptayabiliyoruz. Şimdi kızlar bir dakika. Durduk. Bir dakika. Şimdi bütün bu videonun aslında özü şuydu. Sizler baktığımız zaman dışarıdan harika görüntü sergiliyorsunuz. Doğru mu? Zaten tescillenmiş bu görüntünüz. Teşekkür ederiz. Ama acaba içerisi nasıl? Evet. İçerisi nasıl değil mi? Siz beyninizi hep en arkaya atıyorsunuz. Kusura bakmayın. Üzülünce uykusuz bırakıyorsunuz. Beyniniz yoruluyor. Küçük doğru şey mu? Yapmıyorum. Yapıyorsunuz. Telefonunuzla oynuyorsunuz. Beyninizi yoruyorsunuz. Farkında değilsiniz. Tarafa döneyim. Hep hayır diyor bana. Ama şimdi bu beyni... Haklısınız hocam. Efendim tabii hocam. Evet. Son birkaç yıldır beynin ne kadar önemli olduğu dünyada da tüm ülkemizde de Allah'tan hani var böyle beyin doktorları anlatıyorlar. Allah'tan farkındalığımız arttı. Doğru. Şimdi az önce ne dedi mutfağımızda?
4 yaşında başlıyor aslında beslenmenizle birlikte sağlığınızın elinize kontrolünüze geçmesi. 4 yaşından başlıyor bakın. Gençlikte yaptığınız hatalar ileride 40'ından sonra beyninize zarar verecek. Bu nedenle aslında gençken ne kadar erken başlamamız bunun önüne gerekiyor. Geçersek o kadar peki iyi. Biz şimdi az önce beyin dalgası dedin. Dedim. Bir dakika ben onu şey yapacağım. Evet bunu konuşalım. Biz yaşlanınca nelerden korkuyoruz en çok Demet? Düşmekten, beyinle yalnız alakalı. Kalmaktan, unutmaktan. Alzheimer dedi bak ne kadar önemli değil mi? Yani önümüzdeki 20 yıl içinde 3 kat artması bekleniyor Alzheimer'ın bu bir. Yani ya sevdiklerimi unutursam. İkincisi ya güçsüzleşirsem de dengem bozulursa düşersem. Tabii, çünkü tabii. Düşünce bir kalça kırıyor Allah korusun belli yaştan sonra çok zor oluyor değil mi? Yani denge probleminden korkuyoruz. Hı-hı. Bir de neden korkuyoruz? Yalnız kalmaktan. Evet ben diyecektim. Evet. Mutsuz olmaktan korkuyoruz. Şimdi üçünü de önceden önleyebiliriz. Ne güzel haber. Nasıl önleyeceğiz? İşte güzel haber. Şimdi bir kere biz bazı basit testler yapıyoruz. Birazdan ikiniz de testi alacağım. Biz test bakalım yapacağız. Böyle dış tamam. Güzellik gibi beyin güzelliğiniz de var mı? Onu test edeceğiz birazdan. Ama doktor olarak bize geldiğinde işte böyle beyin dalgalarıyla, beynin üç boyutlu haritalandırmasıyla her şeyi ortaya koyabiliyoruz. Bir kere beyinde neler var? Bak bu bir beyin bakalım. Resmimi o kadar güzel hazırladı ki hocam bunu sizler için burada şöyle düşün bak. Benim böyle için. Önden baktığını düşün şu bana. Şu zaten böyle direkt görünüyor. Direkt şuradan bakıyorsun. Gözlerimi çıkardım. Beynimi böyle ikiye böldüm. Gözlerimin arkasına bakıyorum. Şimdi bak. Şurada neler var? İnanılmaz güzel bir şey. Hadi bir yere düğmeyle bas elinle. Bu senin böyle düğme gibi olsun. Az önce bana anlattığı çok hoşuma gitti. Bir yere bas bakalım. Şu. Ay sen orayı mı tercih ettin? Ben sağ beyin. Bu şimdi ne? Sağ beyin ha. Ama o sağ beynin neresine bastın neresine biliyor bastım? Musun? Tamamen mantık bölgesine bastın. Sen de duygu falan sıfır yani. Her şeyi mantıkla bakıyorsun. Burası sarı olan kısım. Hocam, beynimizin CEO'su. Yani diyor ki bir dakika dur diyor, frene bas diyor, dikkat et söylediklerine diyor, bir şey yapacakken iki kere düşün diyor, duygularına hakim ol diyor, önce mantığınla karar ver diyor. Benim 40'tan sonra çalışan yer. Şimdi bak bu ondan sarı bölgesi bizim beynimizin CEO'su. Burası olmasa var ya biz oho. Taraf olarak peki sağ şimdi beyin sağ, sol, dişli miydi hocam? Şimdi bak sağ sol ayrı bir şey, beynin lobları ayrı bir şey tamam mı? Bir kere burası beynin ön lobu, frontal bölge CEO. Ama sağla sol biraz değişiyor. Şimdi sağ diyor ki sola ya acık duyguları kullansak olmaz mı? Sol diyor ki hayır. Yani evdeki karı koca gibi. Hmm. Sağ lob kadın, sol lob erkek gibi düşün. Hmm. Tamam. Tamam. Şimdi başka bir yere bas bakalım. Şu. Hayal gücü. Orası hayal gücü. Hani hayaller kuruyoruz. Geleceğimizde işte ileride yaşlandığımızda birlikte yaşlanacağız planları kuruyoruz diyorsun ya demek. İşte o senin şuralar. Bu kırmızı parietal bölge dediğimiz kırmızı. İki tarafta da ya, bir tane bence de hocam şu yok mu? Yani bizde yapılan en önemli benim gördüğüm toplumsal olarak benden geçti. Ay, yani sorma. Evet yani bu olmamalı. Yani hiçbir şey için geç değil, geçmedi, hayat ne güzel. Tabii ki yani biz de o yaşlara geleceğiz ama hayata hep tutunmak lazım diye düşünüyorum. Şimdi bak hasta geliyor bana diyor ki hayal hocam. Hayal kursam da ne zaman gerçekleştireceğim, ne kadar yaşayacağım belli değil. Evet. 71 yaşındayım hocam ben yaşlandım artık onun için unutuyorum. Ya diyorum bak yaştan bahsetmiyoruz. 97 yaşında da olabilirsin. Unutmaman lazım diyor. Yani onu önlememiz gerekiyor. Yani yaşınız kaç olursa olsun beyni geliştirmek, olacak hataları ortadan kaldırmak için geç değil. Normalleştirmemek lazım bu yaşlılık belirtilerini o zaman. Bir uykusuzluğu normalleştiriyoruz. Yaşı ileride uykusuzluğu normal. Evet az uyurum. Bir de unutkanlığı normalleştiriyoruz. Hmm. Asla ikisi de normal değil. Hmm. Şimdi Demet'ciğim Demet bir tane bassın. Görüntüde bak. Aslında en çok dikkat çeken bir yer var ama Çağla oraya basmıyoruz sürekli. Orayı mı dedin şimdi sen de? Ya oraya bastın tam orası nereye denge. Basalım hocam söyle bak oraya şimdi. Basacağız ya. Bak şimdi. Her yere bastık. Hayır şu. Bak şu kırmızılar. Görüyor musun bak şu burada. Şu sineğin gözü gibi iki tane. Ay yıldızı nedir? Gibi parlıyorlar. Yani ne buraya onlar niye hocam? Basmıyorsunuz? Ben olsam önce buna basardım. Burası bizim amigdalamız. Hmm. Amigdala neydi? Duygularımızı şehvetle ortaya çıkardığımız frensiz bölgemiz. Yani hiç bunlara kulak asmadan duygularımızla hareket ettiğimiz bölgemiz. Allah Allah. Dopaminimizin patladığı, o motive ne olduğumuz. Ne zaman patlıyor hocam? İşte en çok işte aşık olunca işte falan filan yani. Spor. Çocuğunu görünce de aslında ya evet, dopamin patlıyor. Evet, yani bence. Şimdi ben Özge'yi şimdi bugün görsem Amerika'dan. Ya. Kızım sana geleceğim dedim. Bu bir mutlulukla işte abi baktım vizenin süresi Mart'ta doluyor. Allah dedim ya.
bu Amerikan vizesi almak gerekiyor ya, hadi bakalım başla. Yani buralar bizim amigdalamız. Bastığında ya çok mutlu oluruz, ya ani öfkeleniyoruz, ya korku hissimiz oluyor. Hepsi burada. Ha, az önce Demet'in bastığı yerde denge. Bak denge merkezi şu anda. Şurası. Yoga yapa yapa dengeyi şey yapmışım. Sizin bir dengeyle ilgili bir test var. Ama yapmalım istiyorsunuz. Biz neleri yapıyoruz? Bir, demek ki birincisi dengemizin bozulmasından ve düşmekten korkuyoruz. Hadi bakalım denge kontrolü yapıyorum. Tamam. Şöyle gel yanıma doğru. Ama tabii, topuklu ayakkabıyla mı? Topukluyla yürüyoruz ama bakalım başarabilir miyiz? Evet. El ele tutuşalım biz, o zaman başarırız. Evet. Şimdi aldım verdim diye şöyle ayaklarımız birbirine değecek şekilde. Hocam benim bu boya 37 hadi numara bakalım. Ayaklarım var. Oo, o yüzden efsanesin. Zaten senin evet, denge sorunun var zaten. Bakar mısın? Ama yoga da yapıyorsun değil mi? Ama ayaklar değecek birbirine. Bunu mutlaka evde önce deneyin. Yapabiliyor musunuz? Ama bir dakika, bunu zaten yapacaktım. Bir dakika, şimdi tamam. geri gel. Şimdi geri geldi. Asıl bu. Önce bunu evde deneyin. Ha, böyle mi gerekiyor? Sonra yapamıyorsanız egzersiz olarak her gün günlük rutininize ekleyin. Bunu yapana kadar günlük Çağla olarak... Çağla da yapsın. Tuttum. Şimdi bak 3 ay sonra ne kadar güzel yaptığın... Ooo efsaneler burada, müthiş. Biz hemen Çağla sen 10 santim topukla bunu yapabiliyorsan olay bitmiştir. O balerin ama. Çağla'ya hiçbir şey olmaz, beyni efsane. Düşme, denge. Şimdi demek ki ne yapacağız? Yapamıyorsak da yapana kadar bunu egzersiz devam etmeyeceğiz. Bu bir hayat egzersizimiz olacak. Çünkü bu bizim denge merkezimiz, beyinciğimizi her zaman güçlü tutacak. Hani nasıl siz pilatese gidiyorsunuz, yogaya gidiyorsunuz, kaslarımız iyi olsun diyorsunuz. Tabii. İşte bu da beyinciğinizi güçlü tutan kas egzersizi. Tamam vallahi yapacağım ben. Evet, yapalım. Geri, ileri ve geri. Ama kaç adım atalım? Ama demek ki topuklu ayakkabıyla yaptık şu an. Zaten bunu düz ayakkabıyla yapacağız. Evet, düz ayakla yaparız. Şimdi eğer düz ayakkabıyla olsaydınız bir de şunu söyleyecektim, bir de göz kapalı yap diyecektim. Aa. Onu yapabiliyorsan var ya, hadi sana ne istiyorsan ısmarlayayım. Ha tamam, çıkardın. Onu yapabiliyorsan ne istiyorsan ısmarlıyorum. Ama neyi, bak, ısmarlıyor musunuz? Evet, bak bir çizgi var şurada, tamam mı? Bu çizgide geleceksin. Hocam lütfen ayakkabıları çıkartalım yalnız. Değil, sen yapıyorsun. Nasıl? Ben hocayım, senin hoca. Için sınav yapıyorum. Ama hocam bir göstersin önce ya nasıl olacağını. Çok uyanık ya, var ya. Beni test edecek biz şimdi. Bak şimdi, şimdi şöyle ayakların birbirine değecek. Evet. Ama çizgiye gel. Çizgiye gel ki. Ha. Hizaya gel. Çizgide ayakların birbirine değecek. Şöyle aldım verdim diye bir yürü önce, alıştıralım. Bir dakika, güdürme. Çok güzel. Hızlı hızlı yürü. Genç kız gibi yürü lütfen. Genç kız mı? O ne demek? Güzel. Şimdi geri geri git. Evet, çok güzel. Harika. Biraz takılıyorsun bak. Dur bir dakika. Şimdi göz kapalı gel. Hadi göz kapalı. Bir dakika, bir dakika. Çizgiden şaşmamaya çalış. Maç. Çağla'cığım biraz yavaşladın, farkında mısın? Genç kız gibi demiştik. Tuhaf hissediyorum. Genç kız mı? Evet, işte bu. Şimdi geri geri. Geri geri. Bir de geri geri tamamlayalım. Şimdi koridorunuzda, evinizin koridorunda bir ileri bir geri, bir de göz kapalı ileri geri ya, gittiniz şey mi? Ya topuklu ayakkabıyla daha kolaydı ya. Ben balerin alışmışım acaba. Sen. Yapamadım. Şimdi bak geri geri giderken göz kapalı zorlanıyorsun. Bu senin... Beyninden bunu yapabilen çıkan, var mı hocam? Tabii ayak parmaklarına kadar gelen sinir sisteminin biraz zayıfladığını gösterebilir. Mesela diyelim ki o gece uykusuzsun ya da streslisin ya da B vitaminin eksik gibi şeyler Allah. Bakayım ben de bunu yapayım. Yapabilir. Tamam, o yüzden biraz B vitamini desteği almakta fayda olabilir. Bakıyorum. Bunlar da zorlanıyorsa. Hayır, yerine bakacağım. Böyle bakarak gidiyorum. Hayır, göz kapalı karşıya, mısın göz kapalı. Demek? Hayır. Açık ya. Ha, tamam. Göz açık. Gözüm canım, göz kapalı. Kapalı yapacaksın. Geliyorum. Göz açık. Vallahi podyumda yürüyor gibisiniz kızlar ama sen böyle sağa doğru yok, geldin farkındaysan. Yok, bu pek podyum olmadı yalnız bu. Evet. Peki, geri. Öne geri. Bu bir. Tamam. Tamam, bunu yapacağız. Bu ne? Demek ki dengemizle alakalı. Şimdi devam ediyoruz. Bravo demek. Devam ediyoruz. Nereye gidin değil mi? Demek çizgi, sen çizgi. Bir sağ bir sol böyle. Yapamayınca kıvırdım. Tamam, bu egzersizi şimdi, yazdık bir kenara. Şimdi ikincisini yapıyoruz. Gel bana doğru. Şöyle dur. Parmağımı takip edeceksin. Parmağımı takibi hiç bırakma. Şimdi tamam. Bak şöyle nasıl yapalım şey olsun. Hı-hı. Senin davası. Parmağımı takip. Bak şimdi. Devam ediyorum. Takibi bırakma ve hızlı reflekslerime yanıt versin gözlerin. Bunu baştan söylemediniz ama. Ama işte böyle bak şimdi. Olsun. Söyleseydim zaten kopya çekmiş olurduk. Başını hiç oynatmadan...
Çok güzel. Şimdi iki parmağımı birden. Hadi bakalım. Sana yakın, senin tarafından gördüğün sol parmağımı hep takip et. Tamam. Çok güzel. Refleks. Bu ne için biliyor musun? Ani reflekslere beyninin vereceği yanıt ve dikkat performansın. Ani mesela diyelim ki ani bir frene basman gerekti. İnanılmaz bir refleks yanıtın var ve dikkatin de oldukça iyi. Çok şükür. Bunu kendinize test edin Demet'ciğim. Demet buyuruz dedim. Efendim. Geleyim hemen. Ama şimdi Demet kopya çekti benden hocam. Başka bir numaramız yok mu Demet'e uygulayacağımız? Tamam, ya tamam. Var ya bu kıskanç öğrenci. Bence kıskanç de hocam. Öğrenci. Evet, evet. Şimdi Demet'ciğim başlıyoruz. Kıskandım ben. Sol elimi takip et bakalım. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi iki elime bak. Sağ, sana doğru olan sağ tarafı hep takip et. Takıldım farkındayım. Sen hafif bir takılma geçirdin. Farkındasın. Devam ediyoruz. Takıldın. Sol eli takip ettin. Dikkatin biraz zayıf. Canlı halbuki değil hocam ya. Şimdi canlı reflekslere yanıtın iyi. Ama dikkatin birazcık muhtemelen bir çoklu iş yapıyorsun herhalde. Multitasking mi var sende bilmiyorum. İşte aklım Ömer'de, İrem'de falan. İşte dikkatin falan biraz şey onu. Bu ben egzersizlerle de, bu egzersizlerle tamam. De dikkat ve refleks yanıt performansı. Refleks yanıt nedir Çağla? Şimdi bizim beynimiz içi elektrik dalgasıyla dolu değil mi? İçinde bir araba var, 450 km hızla gidiyor. Öyle bir elektrik öyle aksamı. Evet. İşte bu elektrik aksamı 450'den 430'a düşerse unutkanlık hissetmezsin. Ama dikkatin dağılır, reflekslere verdiğin yanıtı yavaşlar. Yavaşlar gibi düşünebiliriz. Şimdi ekranlara gelecek olan görsellerimiz var. Bunları da biz hem buradan biz yapıyor olacağız hem de lütfen siz de ekranlarınızın başında yapabilirsiniz bu egzersizleri. Resimde kaç tane hayvan görüyorsunuz? Detaylı çok şekilde güzel. Bakalım. Bu da bunlar da gerçekten çok ne güzel. İşe yarıyor hocam? Şimdi bunu bize niye yaptırıyorlar diye soruyorsa izleyicilerimiz direkt diye. Direkt olarak dikkatinizi evet. Ve renk ayrımı tabii. Burada görsel yani burada aslında biz ne yapıyoruz biliyor musun? Bak bir görsel bölgemizi uyarıyoruz. Şu oksipital bölge, evet. Görsel bölge. Demek dikkatimizi istersen bundan da bakabilirsin. Daha rahat dikkatimizi uyarıyoruz. Şu yeşil olan bölge ve içeride bizim yine dikkatle ilgili hipotalamus olan bölgedeki o duysal şeyi öğreneceğiz. Aslında böyle buna bakarak 3 tane beynimizin ana bölgesini uyarmış oluyoruz. Evet, burada bir uyarı. Beynin her bölgesini tek tek uyarmak için ipuçlarımız var işte. İşte görsel şeyi uyarabiliyoruz. Amigdala. Mesela şimdi ben Demet'e çok kötü bir şey söyleyebilirim. Onun amigdalasını uyarabilirim. Ama onun verdiği cevap benim için önemli. Doğru. Yani duygu merkezini uyardığımda bana verdiği cevap aslında orada serotonin mutluluk hormonu mu eksik? Yoksa kortizol stres hormonu mu yüksek? Güzel. Hepsini bana söylüyor. İpucu veriyor. Yani. İpucu veriyor. Evet. Geçelim mi dedim başına oradan isterseniz tamam. Birlikte bakalım. Şu çubuğumuz neredeydi bizim? Burada da gösterilir. Abi şurada. Şu. Demet sen ne seçsene bakalım neler seçeceksin. Demet yapmak ister misin? Tabii. Şöyle çubuk ucularımıza ver. Evet, geçin. Buyurun. Evet, başlıyoruz. Şurada bir köpek balığı gördüm. Oo, onu gördüysen evet. Olay bitmiştir. Aa, başka bir şey söylemek istemiyorum. Yeter diyorsun bu kadar. Tabii ki filimiz var, evet. Eşeğimiz var, evet. Köpeğimiz var, kedimiz var, faremiz var. Aynen. Oo, daha ne başka? Olsun? Şunu bir tık şey yaparsak örümcek, falan örümcek gibi egzotik bir kuşa benziyor. Şey. Bir şey daha var bak şurada yukarıda. Balık. Filin o arkası, filin gözü balık aslında değil mi? Evet. Filin kulağı var orada bak. Ağzının içinden bir timsah şey çıkıyor gibi ama. Görüyorum. Ağzının ya, içinden evet. Bir timsah. Bak şuna bak. Evet evet ben de anlayamadım. Evet. Kaplumbağa gibi. Evet. Şöyle durmuş hali yukarıda. Vallahi o timsahı ben göremedim orada yani Çağla. Kaplumbağa. Ağzı sen sadece. Timsahı göremedim ben. Evet. Şunu hay timsahın ağzı işte şu. Ağzını. Ha, gerisi şu uydurdun sen mu? Söyleyince fark gerisi ettim nerede? Mesela. İçine kaçmış gerisi. Şu yılan. Onu da fark etmedim mesela. Vay. Şurada. Çağla ikimiz bir araya geldik mi? Çağla ikimizi de. Ben kopya alayım. Kopya ha, kopya. Ben ama köpek balığını kopya çekmedim. Ay, lütfen. Ya kafam kadar kuyruğu var zaten Demet gözünü seveyim. Ona sevinemezsin. Ama hocam dedi gelsin, ki bravo. Öbürü gelsin. Dikkatiniz hocam, çok güzel. Hocam bravo dediyse tamam. Öbürü gelsin. Demet'i kutluyorum. Şöyle bir bakalım. Aa, kuş kafası. Kuş kafası biraz uyduruk olmuş. Ha, Yunus'muş o. Şu. Bak timsah. Ama neyse timsah. Karides. Aa, görmedik. Karides neredeymiş? Fareyi, kediyi, yılanı gördük. Şuymuş. Köpeği, eşeği, örümceği gördük. Filo kaplumbağayı neredeyse gördük. Evet. Sonuçlar böyleydi. Şimdi bir diğer görselimize geçiyoruz. Buyurun. Burada da resimde bir geyik gizli. Bu geyiği bulabilir miyiz? Şimdi burada çoklu Demet. Ortamda çok rahat algıda seçiciliğine bakıyoruz evet. Demet.
çoklu bir ortam var. Algılayıp onu seçebilmene bakıyoruz. Tabii dikkat de burada devreye giriyor. Geyik. Geyik deyince ne var geyikte? Bu mu? Geyiğin neyi var? Neyi var? Daha has ayıya göre mesela. Evet, aynen. Bravo. İşte bu. Evet, bu. Evet. Şu ne şurada küçük saklanmış bir şey mi? Kulakçık çıkmış. Yani aslında üç boyutlu beyninde düşündüğün geyiğin şeklini, evet, değil mi? Sonra o üç boyutlu şekli burada çoğul bir ortamda algını vererek, fokuslanarak seçtin ve dikkatinle beraber ben de orada. Ben kaç tane gülen geyiğin boynuzunu bul desem anında bulurdu insan orada bir geyik. Evet, üç biraz boyutlu yaparak. Hoşuma gitmedi hocam. Ne güzel. Arkadaşım biraz şey yaptılar burada. Şimdi gelecek olan görselde 189 sayısını buluyoruz sevgili izleyenlerimizle. Haydi bakalım. Birlikte sevgili bak, bu zor Demet ama. Şener. Demet bu zor. Evet. 5 saniye içinde bulduğuna bulduysan göre dansa başlarız. Demet'in beynine hiçbir şey olmaz. Maşallah. Bir sene sonra programa geliyorum ben sana. Yok, pardon, kimsiniz? Ama bir şey söyleyeyim. Yapıyor musun beyin egzersizleri, yeni bir şeyler öğrenme yapmıyorum gibi? Yapmıyorum ama bence meditasyon, yoga bunlar işe yarıyor zaten gibi bak, geliyor. Zaten iyi besleniyor. Evet. Evet. Çok doğru iyi beslendim. Uyurum. Evet. Çok iyi uyuyor. Az uyumak, egzersiz çok uyumak yaparım. Kötü. Egzersiz yaparım. Hırpalamadan egzersiz yaparım. Öyle saatlerce değil. Daha minik minik. Sakin sakin. Daha açık havada yürüyüşlerini de yapıyor. Evet. Kesin. Evet evet. Demet için böyle ama beynimi tazelemek istiyorum ben, yenilenmek istiyorum diyenler için de hocamızın çok güzel egzersizleri var. Sizi şöyle ortaya doğru alacağım. Ellerimizle birlikte yapabileceğimiz evet mi hocam? Şimdi sınıf ne var burada? Birlikte yapabiliriz. Beynimizi buyurun nasıl uyarabiliriz? Hocam siz böyle beynimizin mi beynimizin kanatımı nasıl artırabiliriz? Ve beynimize endorfin dediğimiz o hem ağrı kesici hem enerji hem de dolayısıyla mutluluk veren hormonu nasıl artırabiliriz? Bunu yapabilmemiz aslında çok basit. Bunlar birazcık aslında doğu tıbbına da kayıyor ama doğu tıbbı ve batı tıbbını birbirine yaklaştırmaktır her zaman. Benim de yaklaşımım ve çoğu arkadaşımın yaklaşımı. Tabii. Ne bu? Şimdi baş parmağınızı alıyorsunuz. Şöyle iki parmağınızla onu bir sıkıyorsunuz. 20'ye kadar mümkün olduğunca bu bir akupres yöntemi. 20'ye kadar sayıyorsunuz ve buradan uyarı vererek, buradaki sinir ucundan uyarı vererek beyindeki endorfini artırmayı hedefliyorsunuz. Ne kadar bastırırsam patlatırım. Yani az mı bastır? Sen zaten patlatmış durumdasın. Gerek yok bastırmana. Seninki zaten patlamış. Şimdi biz benim gibi böyle 45'imden sonra bir bana yapıyordum. Bastırır mısınız? Ne kadar bastırayım? Şimdi iyice hocam ben 47'yi dolduruyorum insanda. Yaş konuşmuyoruz. Maşallah. Niye konuşmuyoruz? Konuşuyoruz. Şöyle, örnek olsun. Şöyle. İyice tamam bastır. Tamam hadi tamam bakalım. Presle. 20'ye buradan kadar. Sinir hücrene uyarı vererek buradan bir presleme, beyne uyarı gidecek. Bu uyarı sayesinde beyne giden kan akımı artacak ve endorfin. Böylece seni canlandıracak. Bir de şöyle yapıyoruz. Sağdan soldan yapın. Bakın bu çok daha tırnakları etkilidir. Bu dua bu çok daha etkilidir. İyice presliyorsun, evet, iyice basıyorsun. Basıyorum. Hatta bazen şunu da yapabilirsin. Gevşet, bas. Gevşet, bas. Bu daha da güzel bir gevşet, bas. Gevşet, bas. Buradan direkt olarak sinir sistemini uyardın. Beyninin bak aynı zamanda endorfin, aynı zamanda dopamin merkezini uyarıyorsun. Yani aslında senin uyanmanı, beyninin canlanmasını, beyninin tazelenmesini sağlıyorsun. Çünkü kan akımın da artıyor. Bu hareketleri mümkün olduğunca gün boyunca yapmaya çalışın. Aslında başka hareketlerimiz de var ama belki şey mesela şuraya basma. Şu bölge evet hep derler. Şimdi şu bölge çok kıymetlidir. Buradan ağrı merkezimiz geçiyor. Şurası. Eğer çok fazla ağrınız varsa bir bu ikisini ortalayın. Benim hocam istediğiniz basın kadar sıkın. Çünkü benim rahmetli babam hep buralarıma masaj yapardı. Hiçbir şey yok. Demek ki biliyormuş ne kadar güzel. Evet. Hiç yani istediğin bakın kadar sık beni. Yok acımıyor. Hiç. Benim hemen acır. Hiç acımıyor değil mi? Aslında hiç, normalde sıkın, acı çekiyorsan acı sıkıntı var demektir. Hiç. Onu böyle masajla masajla rahatlatacağız oraları. Gel acı çek bakalım. Şimdi hem buradan hem alttan basıyoruz. Var mı acı? Şu an oldu biraz. Hı-hı. Oldu. İşte onu masajla aynı Demet'in dediği gibi bunu yaptıkça aslında gevşiyor. Evet, gevşiyor. Hem vücut gevşiyor hem beyin gevşiyor hem ağrı merkezinden dolayı rahatlık hissediyorsun. İyi de gelmeye bunu böyle 10-15 dakika yap. Müthiş rahatlık. Siz bir 5 dakika devam edebilirsiniz. Bir reklama gidelim. Tamam, reklamlardan devam sonra edelim. Şöyle, devam edelim. Biz biraz düşüyormuşuz yere böyle gevşeyerek. Reklamlar. Yayınımızın yavaş yavaş sonuna gelirken hemen sevgili Demet Şener'in tarifini araya sıkıştırmak çok istiyoruz. Anderson tariflerine az sonra bakacağız. Hocam 3 malzemeyle şartladım. Buyurun suflemiz çok gelsin. Çok kolay. Canınız tatlı istediğinde hemen hazırlayabilirsiniz. Bir tane muz, olmuş bir muzu.
olmuş. Şöyle eziyoruz. Bu az olmuş biraz ama. Evet, biraz daha eziyoruz. Evet, biraz daha olgun bir muz. Hı hı. Sonra bu bir tane için şu sufle kapları var. Evet. Ona bir yumurta. İçine bir yumurtamızı kırdık. Her biri için bir tane yumurta. Aynen. Bir kaşık da göz kararı yaptık şimdi. Şöyle bir kakao koyduk. Aynen. Bunu iyice karıştırıyoruz. Bu. Aynen. Çok fırında 150-160 derece fırında 20 dakika bir pişiriyorsunuz. Bir kabartma tozu falan ister Hayır. mi bu? Yani ben koymuyorum. Koymuyorsun bile. Aynen. Mis gibi afiyetle yiyebilirsiniz. Şunu vız diye blenderdan çekip daha bile pratik aynen, yapabiliriz aynen. değil mi? Hemen 2 saniyede olur. Olmuş olunca muz çok kolay oluyor. Çok daha rahat eziliyor. Ne kadar harika. Bir evet, evet. Hiçbir şey yok. Yıl, kakao yok, da hocam biliyorsunuz çok faydalı. Evet. Hocam sizde. Kesinlikle. Evet. Bir fit tarif hemen Demet Şener'den aldık. Biz neler yapmıştık? Şöyle bir tane detoks suyu yaptık. İçerisinde evet. ananas, maydanoz, salatalık, zencefil vardı. Sen içme ben içeceğim bitince koyma. Tamam. Peki. Göz koydum ben. Ben de ne kadar güzel. Hocam varken bir şey diyemem. Başka? Bir de zihni de açacak bir smoothie tarifi yaptık. Şu da. Filtre kahveyle ya da soğuk demleme kahveyle içerisinde biraz süt, tahin kullandık. Ve biraz da yulaf. Tatlı olmasını istiyorsanız biraz da hurma ekliyorsunuz. Güzel. Gerçekten çok başarılı bir tarif. Harika bir şey bu. Çok güzel. Evet. Çok iyi. Tahin çok yakışıyor özellikle. Evet, buz da koyabiliriz değil mi? Normalde aslında içerisinde süt var biraz. Sütü buz küpleri halinde dondurabilirsiniz. Güzel. Ya da kahve de biraz buzdolabında beklerse o zaman çok daha çok keyifli olur. Çok lezzetli. Tabii. Harika. Nefis. Ellerine güzel. Sağlık. Ellerinize afiyet sağlık. Olsun. Profesör Doktor Derya Ulduz Hocam ve sevgili Demet Şener ve Andat için büyük bir alkış rica ediyorum. Harika bir yayın oldu sayenizde. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz de öyle. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Yayınımızı kapatıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.